sana, olur mu? Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Hasan Emre, ne oldu senin keçiler? Buraya gelsin kızlar. İsmail'le, iyi misin? Aynı ben, ne yapayım? Oh, günaydın, günaydın. Güdenem kızım benim. Seni de babacığım. Allah, maşallah. Rahmetli anacığızım da aynı senin gibi güzel dokurdu bunu. Ha. Aynısın maşallah. Sert çek onu, sert çek. Çekmezsen? Peştim al, yarın bugün tiftir. Olmaz sonra. Alana yazık olur. Merhabalar. Merhaba. Bir şey mi oldu memur bey? Aracınızı mı alacağız beyefendi? Sebep? Plakanızı GBT'den baktırdık. Maliyeden haciz var. Bu yüzden aracınızı bağlamak zorundayız. Olur mu ya öyle şey? Bu şirketin arabası. Zaten şirketin maliye borcu var beyefendi. Lütfen bize zorluk çıkarmayın. İyi de ben ne yapacağım şimdi? Maliye borcunuzu ödeyeceksiniz. Daha sonra da emniyet otoparkında aracınızı alabileceksiniz. Başladın çalışmaya he? Baba! He? Ya ne çalışması ya? Arabayı bağladılar. Mali olan borç yüzünden. Boş ver, boş ver. Bağlasınlar. Sana araba mı yok? He? Bahçede bir sürü araba var kiralık. Onları hacizleyemiyorlar. Sen bu maliye olan borcu biliyorsun yani. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. Hepsi hallolur. Borç borç hiçbir şey kalmaz. Sen de bakayım bana. Buraları adam edebileceğiz mi? He? Vallahi baba. He. Bilemiyorum ya. Nasıl bilemiyorsun oğlum? Bak, yeni bir tane makine aldım. O makine bizi kurtaracak. İşte yeni makine bu. Bu yeni mi? Yeni. Yeni dediysem ikinci el. Ama ben yeni aldım. Ya baba niye böyle demode şeylere para yatırıyorsun? Bu mu bizi kurtaracak yani? O sandığın gibi değil. Bak, 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 bak. Ne dokuyor bu? Ne dokuyor? Ne dokuyor? Ne dokuyor bu? Kese. Kese. Kese? Evet. Keşe! Baba, hı? Biz kahvaltıdan sonra dere kenarına gitmek istiyoruz. Niye? İlk gün babamın dokuduğu bezleri dere suyunda yıkayacağız. He, dere suyunda gireç yok ya. Bezlere çok iyi geliyor. Yumuşacık oluyorum. Hı. E hadi baba, izin ver be, ne olur. İyiyim madem, gidin. Hadi hemen gidip hazırını ver artık. Yıkıyoruz, kahvaltımızı içerdiniz. Allah Allah. Bak yine kandırdınız beni. Aga ne oldu be ya? Surat bir karış. Sorma İsmail, canımsın. Ya ne oldu gene anlat bakayım. Ne olacak? Annemler paraya sıkışmış. Kasabaya inip para göndermem lazım. Ama gel gör ki gönderemiyorum. Niye? Çünkü köye dolmuş yok. Ya muhtar hanım, ben sana o kadar demişim ki şu köye bir dolmuş koydur. Ne var yani? Ama nerede? Lan bağırıp durma İsmail. Kolayı var. Reşat Ağa'nın arabası böğün kasabaya inecek. Ondan gidiverirse. Hem siz hadi bakayım kalkın da Nuri'nin neyi getiriverin. Ya biz Nuri'nin ninenin dört tekeri biz acaba ha? Bak kardeşim teker deme da şuna ya. Dört çekerde zoruma gidiyor ya. Lan oğlum hala duruyorsunuz mu? Hadi bakayım hadi. Oğlum Nuri'nin neden icazet almadan bu köyden kız alamazsınız. Hadi bakayım kadının gönlünü hoş tutuverin. Hadi. Ya bir dolmuş koyduraydın fena olmaz daha. Dolmuş, dolmuş. Kafam ütüleme. Hadi, hadi en bakayım. Sen ne kadar çok dolmuş dedin acaba? Yeter lan. Biz gidiyoruz. İyi. Bak Erol da sizinle geliyor. Ha?
Hadi size iyi günler. O zaman Erol taşıyıversin bunları. Kız iyi fikir ha. Taşırım. Kızla kara kaçını getirin bari. Erol fazla yüklenince Erol beni verdi. Ben getirip durum. Sen de bir arkaya geç de, bak hanımefendi ayakta kaldı. Hoş geldiniz tekrar. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun. Ya baba, bak yeter, daralmaya başladım. Dursun bu adam. Şıvaslı, Şıvaslı sen onu dinleme, onu dinleme. Yıllarca Amerika'da kaldı o yavrum pisliği bunun üzerine bulaşmıştım. Kazır, 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 iyice kazır. Ulan. Evet. Baba derimi yüzdü bu adam ya. Öyle değil o, öyle değil o. Senin bildiğin gibi değil o. Nedir bu, nedir bu? Kese, kese ama neden? İpekten bu. Yumuşacık. Yumuşacık, yumuşacık, anladın mı? Memleketin en iyi kesesi kimde? Bizde, bizde. En has, en kaliteli, en yumuşak kese bizde. Çekil bak. Ooo! Vallahi ayaklarımı kara suda iniverdi. Çok yoruldum. Çok yorulmuşsan eşeğe seni bindiriveren Nazgül. Yeter ki sen yorulma. Ay ama ona da yazık değil mi? Hem onları taşıyacak, hem beni taşıyacak. He. O zaman şöyle edivereyim, ben bunları taşırım, sen eşya yapayım. O zaman olur. Kız, nereye gidip durunuz böyle? Dereye gidip duruz. Derenin neresine kız? Kenarına yaprak. He. Hangi kenarına? Bizden taraf kenarına. Kız, biz de gelen mi? Vallahi dere herkesin deresi. İsterseniz gelirsiniz tabii. Emre, siz önce bir abinize su verin de öyle gelirsiniz. Doğru dayan kız. Sabah önce bir abime soru veren. Biz bir abime soran, öyle gelen. Tabii canım, siz bir soru verin. Sormadan olur mu? Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Gel. Ah! Lan yetti be! Hoppi! Nasıl? Böyle iyi mi? Dursana çocuğum. Nasıl bey? Ah. Ah. Bırak! Atın ömrünü bunlardan buraya. Ortam kaygan. Bu adam bize sıkıntı çıkaracak. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Kırklanıp kese yapan mı kaldı baba?
Öyle değil, öyle değil. Sen yanlış biliyorsun, sen yanlış biliyorsun. Daha hala kese yapamaz. Peki, kaç kişi mesela? Memlekette kaç kişi kese yapıyordur sence? Çok kişi. En azından 3 kişiden biri kese yapıyor. Bu da demektir ki 25 milyon kişi kese yapıyor. Ya hala 25 milyon diyor ya. Baba bak, biz 25 milyonun hepsine satsak yine kurtaramayız. İşimi bana mı öğreteceksin sen? Ben seni Amerikalarda okuttum, yetiştirdim, adam ettim. Tamam mı? Şimdi sen de elinden geleni yapıp bu fabrikayı adam edeceksin, modernize edeceksin. Beni bir Mr. Fico'ya başka hiçbir şey istemiyorum senden. Keseydin. Evet. Abi, abi duruver acık. Abi. Ne var kız? Biz dereye giden mi? Ne deresi kız? Nereden çıktı şimdi dere? Eyvallah. Ne deresi be? Nereden çıktı kız baba? Kız. Alık, düzgünün kızları gidip durdu ya. Abi, izin veriverdi. Biz de gidelim babamla. Lan bana bakın. Kafanızı kırdırmayın bana. Yürüyün eve dönün. Dönün bakayım. Hadi, dön. Lan alık alık bakma. Dön de yürü. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe. İyi bakalım. Lan İsmail. Bana mı dedin be ya? Yoksa ona mı dedin? Hangimize dedin? Lan ne yaptınız öyle? Aga ne yapalım, neneyi taşıyoruz kahve? Sabah vazifesi. Bana bakın, size bir sabah kıyağı yapalım mı? Yap bakayım. Lan omuz tepesinde oturuyorum. Yüksek burağı yenisip duruyor, hadi. Bana bakın, düzgünün kızı da dere boyuna inmiş la. Aga sen doğru mu diyorsun be ya? Hadi görüşürüz. Koşun kadar, koşun be. Ben bunlarda ecik akıl olsa gerizekalı diyeceğim ama o da yok ki. Tövbe tövbe. Anam yemeş. Anam. Lan yemeş. Yavaş oğlum, yavaş düşeceğiz. Oğlum. Yemeş. Anam. Anam yemeş. Al kalmış arkadaşlar. Hop. Lenim. Haydi bakayım. Lan yemeş diyorum lan. Hadi hadi. Durun lan. Ne oluyor? Ne bu acele? Oğlum, düzgünün kızları dere boyuna inmiş. Koş diyoruz sana. Abo. Hadi be, hadi, hadi, hadi. Kızlar geliyor. Vallahi yumuşacık oluverdi ha. Ay kızlar, saçları da yumuşacık yapıveren mi? Tabii bu suda kireç yok, doğal kaynak. Ay, girelim mi de yalnız? Şöyle yıkanıversek. Ay, Erol'ü ne edeceğiz? Ay, onu bana bırakın siz. Ben onu hallediveririm. Erol! Nazgül, buyur. Bir şey mi isteyiverdin? Evet, tok yandığı için. Bir göz alıp gelsene. Almamın. Hemen alıp geliyorum. Kendine de al. Sen beni mi düşünüverdin? Tamam, hemen geliyorum. Oldu mu kız? Ay hadi gelin önce şunları şöyle bir geliverin. Hadi. Tamam lan. Sen de olmasan kim zamana? Bu köyde çikolata vermeyecek. Ne kıymetimi bil. Sağ ol lan. Selamun aleyküm. İstikakını almışsın gene. Selamun aleyküm. Allah şükür.
Fatmacına, İsmail'ler nerede? Ne bileyim ben? İbari yok. Dere kenarına gittiler, dere kenarına İsmail'lerle. Niye? Niye gittiklerini sen anlarsın. Anlamıştır o, anlamıştır. Düzgün. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Ne oluyor, nereye gidiyor bu? Dere kenarına gidip duruyor. Niye? Kızlarını dövmeye. Aa, niye? Kızını dövmeyen dizini döver derler ya. La kardeşler, la ben niye buradayım onu anlamadım ya. Bilmem. Paket, sen ne diye buradasın? Ben ne bileyim, siz koşarsınız diye koştum arkanızdan geldim ha buraya ya. Sen Ekmet dengi şaşırdın, iyice şaşırdın kendini. Aga sen yaprağa aşık değil misin? Niye geliyorsun bizim kızların peşinden acaba? Şişt, bana bak. Sen o zaman burada dur. Erkek eğer, tamam. Fıstık çal, bize haber uçur bizi gelirse. Bak düzgün ağa arabayla merabayla gelir, bizi yakalamaz ne olur. Yürü bana ya. Hadi, hadi. Hadi baka. Biz bilmiyorduk be ayıkanlığınızı. Niye de kesiyorsunuz bakın ha? Gülün lan. Seven bile bile kanar. Bir güzeli görürler ya. Böyle organik aşklar. Ortam gibi patlar. Ha, Düzgün abi ne havası? Nereden pinar sopası yediriyorum, yiyeceğim bir tane de. Kaçın herif lan! Sana gidi seni. Öyle bakalım sen de. Sen de bana. Gireceğim çabukla gidip ben sizin. Lan, ulan, ulan. Hala konuşuyor. Bak ben size hindi nasıl soruyor. Lan bura. Lan kaçma. Hepinizin çabuklarını kıracak şimdi ben çıkayım. Bu ne hal lan? Soğuma Emine abi. Çok fena bir şey oluverdi, yanlış anlaşıldı. He yav, Düzgün abi bizi yanlış anladı. Yani biz dereye kızlara bir hal hatır sormaya gitmiştik. Meğer kızlar derede yıkanıyormuş be ya. Biz nereden bilelim cebine? Ardından da Düzgün gelince bize hepten zaten. İsmail'le, bana bakın. Siz bizim imtihandan geçiverdiniz de böyle kızların yanına yaklaşıyorsunuz ha? Hala mı imtihan yav? Hala mı imtihan? Ya arkadaş biz kabul etmişiz. Dünden razıyız hanım köylü olmaya. Tabii be ya, ben dünden razıyım. La ben evet şu günden razıyım da. Benim hanım köylü olmama zaten lüzum yok. Ben buralıyım. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun öyle? Muhtava karşında görmüyor musun? Bana bakın. Bu köye damat olmak öyle kolay değil. Sabredeceğiniz. Dizlerim, ayaklarım, gözlerim, dizler kesimi dizler. Tamam. Kadının canı sıkılıverdi. Hadi bakayım götürün evine. Hadi. Hadi bakayım. Dikkat edin oğlum kaymasın ha. Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Hadi bakayım. Hadi be. Altına gidin. Hadi bakayım. Bir daha. Hadi bakayım.
eyvahlar olsun. Babama ne diyeceğiz şimdi? Babam bizi öldürecek vallahi. Vallahi onu siz düşünün. Ben her türlü yırtarım işin küçüklüğü. Ekgün. Bizim ne suçumuz var? Biz İsmail'lerle buluşmaya gitmedik ki. Onlar peşimizden gelmişler. Ya orası öyle de biz bunu babama anlatabileceğiz mi? Ha? Nerede o Bay Erol? He? Niye durmadı sizin başınızda o? Gazoz almaya gitmişti. Gazoz? He. Canı çok gazoz çekmiş. Bizi bıraktı gazoz almaya gitti. Yani hepimizin canı çektiydi. Baba çok sadıydı. Kondan gidiverdi. İyi madem. Bana bir bardak su verin. Ciğerim yanıyorum. Tövbe yarabbim. Ne yapıyorsun kız? Susun. İnternetten birini bulmuştum. Onunla konuşup durun. Ay deme kız. Ya bir gidin başımdan ya. Kimmiş o? Tanımazsınız siz. İstanbulluymuş. Bebekten. Bebeklikten beri mi konuşuyorsunuz? Ne diyor kız bu? Ya bebek de şu an. İstanbul'un bir yeri orası da. Öf bir rahat vermediniz ha. Ben de İstanbulluyum, Kız Kulesi'nin oradan. Yakınız demek ki. Buluşalım mı? Bir yerde. Abim, şunu bir sırtıma sürsene. O ne abi? Krem. Abi Allah aşkına git başımdan. Çok meşgulüm. Netten bir kız buldum, onunla ilgileniyorum. Hay Allah'ım yarabbim. Ah teyze. Ha teyzem. Ya şunu bir sırtıma sür ya. Bak evde dolanıyorum dolanıyorum, kimse yok. Hizmetçileri işten çıkarmış eniştem. Oh sorma ya. İşler kötüymüş. Bugün esir aldı beni ya. Bu teyze yavaş yavaş yavaş. Tamam 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 teyzem, tamam teyzem. Önce altından arabayı aldılar. Sonra bu kese makinesi midir nedir onu göstermek istedi babam. Ya bu keseyi denetmek için hamama götürdü beni. Bu keseleyen adam resmen sırtımın derisini yüzdü ya. Bir de tutturmuş üstüne fabrikayı bana modernize et diyor. Ya ben resmen... Ben niye geldim ki Türkiye'ye ya? Keşke dönmeseydim. Aa öyle deme. Enişten bir süredir sıkışık biliyorsun. Biraz böyle demode işler yapıyor. Ne yapsın adamcağız da sana bel bağladı. Aman arabayı da takma kafana. Benimkini alırsın. Seninkiyle gitmiştim zaten teyze. Aa benim arabayı mı bağlattın? Şirketin üzerine haciz gelince seninkini de aldılar. Ay ateş bastı şimdi birdenbire. Öf hay Allah. Siz beni analarınızdan yadigardınız. Üzmeyin beni. Şu üç günlük ömrümde riman bana. Bakın son buna. İçeri girmiş ders çalışıyor değil mi? Azıcık güçlük kardeşinizden ders alın. Ne demiş hatırlamız? Çalışan demir parlıyor. Ne olursa olsun hayatınızda bir şeyiniz olsun. Hede? Değil değil. Yöntem? Yok öyle temri tümrü bir şey değildi. Neydi o ya? Amaç. Yamaç. Hayatınızda ne olursa olsun bir yamacınız olsun. Anladınız mı beni? Hadi bakalım. Gelin içeri işinize bakın. Hadi çalışın. Lezbubası olmak ne zor şeymiş ya. Ne oldu, ne dedi? İstanbul'dayım diye yazdım. Yakınmışız, buluşalım dedi. Sen ne dedin? Kaldım öyle. Dur bakalım ne yazıyor? Niye sustun? Niye yazmıyorsun? İşin mi var? Ne edemeyinde? Kız, meşgulüm biraz yaz. Zaman kazanam. Doğru de ya. Dur yazıyor. Siz de iyice azıttınız ha. Kız az önce babam ne dedi? Ya tamam baba ya. Dur biraz. Aman ne haliniz varsa görün be. Meşgulüm biraz, bekle az. Hadi bak ama. Sıkılıyorum. Bırakıp gideceğim. Şimdi. Aa mesaj geldi vallahi. Ne diyor? Bırakıp gideceğim diyor. Ne edem?
Buluşalım deyip dur, baksana. Ya İstanbul'daki çocukla nasıl buluşacağım ki ben? Zaten olacak şey değil. Kız, hazır İstanbul'dan birini yakalamışsın. Sakın vazgeçme. Ecik daha konuşak. Zaman da kazanırız Ecik. Hem M'ye benziyor, biliyoruz mu? Yo, bilmiyoruz. Ay, belki tipsizin teki. He. Yaz bakayım. Benden ciddiysen fotoğraf gönder de ona göre karar vereceğim buluşmaya da. He, doğru diyorsun. Dur yazayım. Foto diyor lan. İyi, göndeririz. Lan hayırsız. İnsan oradan kalkar da abisiyle iki sohbet eder oğlum. Amerikalardan gelirken laptop istemeyi biliyorsun ama. Ya abi bak bir dakika. Fotoğraf seçip hemen geliyorum. Bak 3 saniye içinde gelmezsen fotoğrafı ben çekiyorum buradan. İyi. 2. Ya abi. 3. Abi ne yapıyorsun? Lan camımı kırdık. Eme büyük lan bu. He valla. Neye demindin? Canım ne olacak? Muhabbete devam etmek için sen de ilk gün babamın fotosunu koyver gitsin. Hmm. He kız. Hem ilk gün ablam hepimizden güzel valla. He doğru diyorsun. Bunun yaşına da ilk gün ablamın yaşı uygun zaten. O zaman ben ablamın fotosunu gönderelim de muhabbete devam edelim. Nerede var onun fotosu? Dur kız. Geçen kasabaya gitmiştik ya düğüne. Orada şehirler gibi gelmişti. Ve onu bulam da gelen. Koş kız koş koş. Vallahi ilk gün babamın haberi olmadım. Hayatımda ilk defa sevgilisi olacak. Boş versene kız baba. Her şeyin bir ilki vardır değil mi? Aç bakalım gazozu. İç bakalım. İç. Tik tik kafedik. Ha, tik kafeye. Bu kadroş bitene kadar indirme. Bitecek. Ne olursa olsun kızları yalnız bırakmayacak. Kızcağızlarım benim şu yaşantımdaki en değerli varlıklarım. İç 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 iç. Sonuna kadar geçsin. Anladın mı beni? Şimdi hadi git işine bak, yetersiz bakiye. Bakayım. Heh, bu göz oldu valla. Şimdi benimle bilgisayar ekleyeyim de gönderiverem. Ay olan oldu neyse. Biraz çay içeyim de sonra toplarız. Siz de yardım edersiniz bana tamam mı? Abi hakikaten gitmeyeceksin değil mi artık Amerika'ya? Ne yapayım oğlum? Babam fabrikanın başına geç. İşleri modernize edip duruyor. Onu bırakıp nasıl gideyim? Aferin. Babama bak ya. Bana da abin Amerika'da gider bir kız bulur orada evlenir hanım köylü olur. Bir daha da buraya dönmez diyordu. Yürü git lan. Sizde hanım köylü olacak göz var mı? Niye ki? Bende var. Yani kız güzelse olunabilir vallahi. Ay bu da bir hoş. Ha sen güzel bir kız bulsan bulup evleneceksin yani öyle mi? Oha! Kim kırdı lan bu camı? Cüneyt! Bana bak. Gene top mu tepiştirdin lan? Enişte! Cam böyle duruyordu, pat diye patlayıverdi. O kadar insanın nazarı var ki üzerimizde. Aman boş ver, nazarlar çıkmış olsun. Çıksın, çıksın, çıksın. Hadi gel bir çay içelim enişte. Ferit, aslan oğlum. Çalışmaya başladın ha, ay. Defterleri inceledin mi? Yok baba ben, bakamadım. Bu akşam bakacağım. Bugün çok yoruldum da hamam falan eritti beni. Hı-hı. Enişte, maliye benim arabaya el koymuş. Aa yok yok öyle değil öyle değil o bildiğin gibi değil bildiğin ha. Gibi değil yani bu başka bir durum başka bir durum Elmas'cığım yani geçici bir durum birkaç güne geçecek yani hafif bir nakit sıkışıklığı var nakit.
Hizmetçiler de işten çıkmış. Bütün işler bana kaldı. Bak şu camları bile toplayamadım. Çocuklar da acıkmıştı falan derken. Bak... O da geçici bulur mu? O da geçici. Geçecek. Ferit işlere el koyunca birkaç güne kadar her şey düzelecek. Bana bak, sen gel bakayım, sen de konuşacağım bir şeyler. Tamam. Sen de konuşacağım bir şeyler var. Gel. Babama bak ya. Ben yokmuşum gibi davranıyor resmen. E sen de oğlum, adamın hiçbir işine yaramıyorsun. Adam ne yapsın? Mesaj geldi. Ne mesajı? Abi bir kız yakaladım netten. Onunla konuşuyorum. Muhabbeti çok iyi. Fotoğraf istedim, herhalde onu gönderdi. Ne yaptı acaba? Ay, cevap yazmıyor. Beğenmedi mi yoksa? Bilmem ki. Hayda. Ne oldu lan? Abi ben yanlışlıkla kıza senin fotoğrafı göndermişim. Nasıl yani? Niye gönderdin oğlum? E senin yüzünden. Kafadan şişledin ya. O zaman oldu herhalde. Beğendim beğenmesine de. Kaç yaşındasın sen? Ay kaç yaşındasın sen de ya? Ne yazacaksın? Babamın yaşını yazacaksın. E sor bakayım bir de, o kaç yaşındaymış? Doğru. Dur sorayım. Oğlum hakikaten ne yapıyorsun sen orada ya? Abi bak ne olur gel bir bak şuna. Ya yürü git lan. İnternete mi kaldık? Ya kız çok acayip güzel ya. Hayda. 25 yaşındaymış. Ne yapalım? Bana büyük kaçtı. Sen kaç yaşındasın? 25. Abo. 25 yazdı. Babam aynı yaşta. Abi, hadi hayırlı olsun. Şahane bir sevgilin oldu. Cüneyt, yürü git dedim. Ne yapıyorsunuz senle? Aba kız, gelsene çok yakışıklı birini ayarladık. Ne diyorsun sen kız? Aa. Hem de İstanbullu. Aba gel bir bakıver ya, ne olur. İstemem, bakmayacağım. Kız aba sanal ortam bu. Adam yemez, gel bir kere bakıver işte. Ay olmaz dedim. Ay inadı tuttu yine. Bak kız bir bakıver ya, ne olacak? Hadi bak. Ne olur ya, bir benim için bak. Ölmezsin. Kaçmaz bu kız diyorum ya, bir bak. Hadi. Ya vallahi bak Cüneyt, saçmalıyorsun ha. Ama hadi. Kırıyorsun ya, ne yapıyorsun? Sus lan. Gerçek adın ne? Seninki. Ferit. Nerede oturuyor lan bu kız? Kız kulesinin orada abi. Kız kulesinin orada buluşalım mı? Seninle tanışmak isterim. Ne diyor bu ya? Sen İstanbullusun. Öyle biliyor. Ne ettin galiba? Buluşalım dedi, olmaz dedim. Nasıl buluşacağım ben Hindi onunla? Abi ne oldu? Muhabbet sardı galiba. Yok lan. Kapattı gitti kız. Ne oldu ya? Öyle üzülmüş gibisin böyle. Sırıtma oğlum, sırıtma. Sakla abi. Ne sakla? Kızın niki. Hani bir daha girersen diye. Thank you.
Ya ne yapayım, çok özlemişim. Gel buraya. Bengisu ne yapıyorsun? Ya çok özledim, ne yapayım? Gel. Ya patron, tamam anladım da şu arabayı diyorum yıkamaya götürürken yolda arıza yaptı araba. Yani araba patlısı oldu, ben ne yapabilirim? Sabahına alacağım zaten arabayı da, akşama bekleme, akşama getiremem, sabah alırım anca. Yolda mıyım? Minibüs. Ya minibüs sesi gelecekti abi, yani araba arıza yapınca ben başka minibüs atladım, evime gidiyorum yani. Patron, gerçekten insan şeyine, şoförüne bu kadar güvensiz bir insan hiç görmedim hayatımda. Lütfen aşk olsun yani. Hadi hayırlı akşamlar ya. Tamam. Alo. Allah'ım yarabbim ya. Güvensiz adam ya. İyi akşamlar. Şöyle biraz beraber yürüyelim mi güzel tatlı bayan? Çekilir misiniz başımdan lütfen? İyi tamam, yürümek. O zaman biz de halay çekin ha? Nerede kaldın? Kopta gelin benim ha? Yavrum işte işler güçler yani. Onca minibüsün hasılatını toplamak kolay mı be yavrum? Ben de bittim yani. Kopta gel. Seviyor musun beni sen? Bak lafa bak şimdi. Ya seni sevmem mi ben? Seni her gün daha da fazla seviyorum. Sağ sevgim artıyor. Elmasım benim. Parıl parıl parlayanım. Parıldayanım. Elmasım benim. Sevgilim benim. Ferit. Niye bu kadar durgunsun? Türkiye'ye döndüğüne sevinmiyor musun yoksa? Yok ya, bununla ilgili değil. Beni hiç özlemedin mi? Ya beni terk eden sensin. Üstüne bir de arkadaşımla da çıkan sensin. Ben senin neyini özleyeyim ya? Ya tamam, hatalıydı. Ben hepsini unutacağım. Sen de unut. Benim nasıl unutmamı bekliyorsun? Hem ben hatalarımdan döneceğim belki. Affettireceğim sana kendimi, ne biliyorsun? Hadi kalk dans edelim, eğlenelim biraz. Sen git, ben sonra gelirim. Söz mü? Söz. Öp o zaman beni. Hadi al kitabını da, al bakalım. Hadi. Elmasım. Kapta gelin. Elmasım, sen bu dünyadaki en büyük şeyi gördün mü? O ne demek şimdi? Deli. Ya bu dünyadaki en büyük şey sence ne? Bilmem. Ne? Sağ olan aşkım. Sen ne sandın, öyle kızardın falan bozardın. Yılışık. Sağ olan aşkım. Bu dünyanın atmosferi gibi böyle. Bütün dünya çevrelemiş yani. Böyle sarılmış dünyaya sımsıkı. Da gelim. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Yavrum, sen konuş tutturuyorsun beni. Sen olmasa ben hayatta böyle güzel kelimeleri, cümleleri birleştirip de konuşamadım yani. İmkanım yok. Gel hadi şöyle aşkımıza devam edelim. Ne o? Foto efendim. Oğlum ya, şöyle lüsk mekanlarda böyle rezalet, bunlar nasıl giriyorlar içeri, hala atıyor yüzüme gözüme ya. Ben de magazin zannettim. Aa. Eskiden magazindi efendim. Bak çabuk çabuk. Garson, lütfen şu arkadaşı buradan çıkarabiliyor musunuz hemen şu anda? Tamam beyefendi, sakin olun, gidiyorum sakin. Ay, bak hala kör etti bizi ya. Allah'a gözlerim şeydi kamaştı ya. Ferit! Ya gelsene. Hadi.
ya, netten bir tane kızla tanıştı bugün. Hala onun etkisinde kaldı. Hayatına yeni biri giriyormuş. Bu ne demek şimdi ya? Cüneyt öyle söyledi. İnternetten bulmuşsun. Bu nasıl bir şekil ya? Ama bak, şunu bil. İnternetten bulunan kızlardan bir hayır gelmez. Photoshoplu, güzel yüz beşli, kanarsın. Ne diyorsun bakıp burada? Durma eylemimi yapıp durun kız abla. Bence Ferit'i düşünüp durur. He galiba. Aşık mı oldun yoksa? Kız öyle bir görmeyle hem de resmini görmeyle aşık mı oldun? Hem kim bilir kimin nesi? İnternetten aşk bulmalı olacak iş mi? Hem bakam kendi resmini gönderdi. Belki de ediş bütüş bir şey, ne bileyim. Yabancı bir artistin resmini gönderiverdi belki. He? Da buluşalım diyor. Kendi resmini göndermese buluşalım der mi? Yalanı ortaya çıkacak diye çekindi. He. Hepten uç verdiniz ha. Ben bu köydeyim. O İstanbul'da. Ne edem, gel köy buluşalım mı diyeceğim? He, yoksa ben kalkıp İstanbul'a mı gideyim? Kız ben daha bir başıma dereye gidemiyorum bu köyde. İstanbul'a nasıl gideceğim? O çocuğa nasıl diyeceğim? Aslında ben kız Gulel değil de saklı köylüyüm diye. Hem çocuk buralara gelse babamı, Erol'ü atlatıp nasıl buluşacağım bana çocukla? Ha, hadi hepsini bunların hallettik bakalım. Ben istiyor mu hiç tanımadığım bir erkekle buluşmayı? Ben babamın kızıyım. Buluşmam öyle erkeklerle. Hem tanımadıklarımla hiç buluşmam o kadar. Kimsin kardeşim? Sen kimsin lan, ne oluyor? Hayırdır, ne yapıyorsun? Abi! Abisin. Abi! Abi şu durum dükkan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Git. Ne bir dakikası kardeş? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu, hayırdır? Şşş! Yalan mı? Abi! Yalan mı? Abi! Yalan mı? Abi! Oğlum kardeşim çok kötü gitti. Çalışacağım, başlasın. Gelsene. Çakın lan! Gel lan! Çakın lan! Saklan, bana bakayım lan! Yavaş kardeşim. Açılın lan! Vallahi güzel yedik ya. Vallahi. Diyorum ki kahveyi de başka bir yerde içelim. Olur, öyle yapalım. Çok güzel. Arsa olsun. Hesabın kitap canım hadi. Yok artık ya. Ne oldu? Cüzdan yok. Nasıl cüzdan yok? Tabii. Ya hasılatı topladım, masaya çıkardım hasılatı, para tomarla. Cüzdanı da yanına koyduk tabii masada. Kasaya kapatırken şeyleri. Kasada hepsi beraber cüzdanla gitti kaldı kasada. Şu anda hatırladım. Gitti orada. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ya Elmas mı? Ayıptır söylemesi senin bunu şey. Bunu şey etsen ben sana sonra şey edeyim yani. Evet. Ay aşk olsun, tamam ben şey ederim. Sen sonra şey etmesen ne olacak? Aramızda sen verdin, ben verdim. Bir lafın var ya. Yok ben şey ederim canım. Şey etmeden ha. Yok durmam şey etmeden. Hadi yavrum sen. Kredi kartıyla yapıyoruz. Ha, kart verin. Kart verin. Buyurun. Karttan alıyorsun canım. Kartınız bloke olmuş, provizyon vermiyor. Proporsiyon ne? O ne ya? Banka karta tedbir koymuş. Sanırım hesapta haciz var. Bugün her şeyimize haciz geldi. Arabamıza da haciz geldi. Ne yapacağız biz böyle bilmiyorum ben. Ya lütfen ben burada. Canım ver bakalım o şeyi. Hesabı kitabı alayım ben bakalım. Lütfen ya, bir şey yapma yani. Allah'ım. Daha şey oldu ya, takıldı da. Şöyle yanak şuraya. İmzamız. Telefonu da yazdım, tamam mı? Ya nedir yani bu kadar? Kaç, vermiyorum ne kadarmış hesap yani? Bu ne şey diyeceğim?
750. 750. Salata parası ya 750. Vallahi da billahi de çok iyi. Zaten salata yedik. Salatanın parasını kesmişsiniz. Çok güzel oldu bu. Vallahi buraya gelirim ben. Süper. Biz de şey yapmayız. Hesapta sıkıntı olmaz. Yalnız işte böyle müesseseleri bitiyorum ben gerçekten. Böyle kelender müesseseler hemen bizim anlıyorlar böyle kalitemizi falan. Kıyak yapıyorlar sağ olsunlar. Telefonla şey yaparız. Bu arada telefon dedik. Telefon çaldı. Kusura bakma. Tamam bir saniye. Bu kim ya? Alo buyurun. Benim efendim. Nasıl bu? Nasıl akıllı maşallah ya. Şey yaptı, hemen tiğit amaçlı yaptı yani. Maşallah, aferin. Tamam o zaman, yarın şey yaparız. Yüz yüze görüşürük yarın seninle, tamam. Şeyde, şey yaparız yarın. Böyle konuşuruz yani, tamam. Bu arada Ahçı'ya selam söyleyin. Ellerine sağlık, şahane yapmış. Bak sana da yazmazsın telefon. Kapat telefonu da yarın yüz yüze konuşuruz. Yazmazsın sana. Hadi. Hadi kalkalım biz de, hadi canım. Kalem, ha benim bu kalem. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Her şeye zıplıyorsun, başımızı belaya sokuyorsun. Abi ben nereden bileyim kızın sevgilisi olduğunu ya? Sen alışmışsın tabii böyle salon ortamlarda yaşamaya, her önüne gelene yazmaya. Burada sana farklı gelmiyor tabii. Yürü hadi eve, yürü. Vallahi abi o değil de çok pis tekmeyeldim adamlara he. Şimdi benim de belim ağrıyor biraz, dur biraz ya. Ay senin elinin. Oğlum çek şu elini, deri yok sırtımda, anlamıyor musun ya? Yürü, yürü Cüneyt. Vallahi ben eve nasıl gideceğim şimdi? Taksiye verecek param da yok üstümde. En iyisi ben Fiyat'ı arayayım da o gelip beni alsın götürsün bari. Ya saçmalama ya. Ben senin bizzat kendim şey edeceğim. Lütfen ben bırakırım. E sen nasıl bırakacaksın? Senin de taksiye verecek paran yok. Yavrumuşum ben taksiyle seni bırakırım. Sonra ben evden onun parasını öderim yani bir şekilde. Evet. Takılma sen bunlara. Hadi kalk taksi bak hadi. Hadi, hadi kuşum benim kalk. Allah büyük ya. Çaresine bakalım. Beni kasmış ha. İnşallah. Yoksa gidemeyeceğiz öyle. Aha. Vallahi da bu benim minibüs ha. Aa senin minibüsü. Ha gel bakayım gel. Aa. Oh Allah ya. Demek benim şoför şey yaptı bunu, buraya bıraktı. Namussuz artık. Ya ayıptır söylemesi yavrum. Bunlardan bende 62 tane falan var. 62. Tabii canım. Üzgünüm. Ya işte biri de geldi yani ne yapalım? Yani Allah'ın lütfu. Ya bana bak biz buna bir gidelim mi ya? Anahtarı var mı bunun sende? Ya var tabii. Benim 62'sini birden açarım. Bir tane pas anahtarım var. O anahtarla hepsini açarım. Bu benim değil mi? Benim. Sen benim değil misin acaba? Denerim kopta gelin. Çağlasın varsın ya bırak ağlamasın da çağlasınlar.
Orada mısın? Ne yapıyorsun kızım? Hiç. Seninki sana mesaj yolluyorum. Orada mı diye. Ha. He. Gel bir bakıver. Yavaş, yavaş. Ne oldu, ne yaptık ya? Nedir? Ne yapıyorsun burada kardeşim? Burada park olur mu? Ya arkadaşım bak, park yapılmaz diye bir tane tabela göster, tamam. Yok yani tabela. O zaman yasak da yok yani. Kardeşim ne tabelesi? Rıhtım burası. Yol mu ki tabela olsun? Rıhtım mı? Ya tamam o zaman kaldırayım da şimdi. Bak şimdi tabela mabela yoktu yani gördünüz o sakın ceza meza yazmayın. Bak ben polislere acık severim yani tamam. Kaldırıyoruz yani sıkıntı yok hadi. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol, sağ ol. Eksik olmayın çok sağ ol hadi. Geçeceğim geç. Nasıl bir yer ya ablası? Geçiyorum. Ne oldu? Bir dakika. Şimdi... Bir tane ya. Oo, aferin benim oğluma. Bu saat olmuş hala çalışıyorsun ha. Baba, hayırdır uyku mu tutmadı? Yok, yok öyle bir şey. İşleri sana emanet edince benim gözüm arkada kalmaz. Çişimi edeceğim, suyumu içeceğim, yatacağım ben. Hadi sana kolay gelsin. İyi geceler baba. Tesbih böcüğüm benim. Oha! Hayırlı akşamlar Fıkır Bey. Ne hayırlı akşamlar? Ne hayırlı akşamlar? Gecenin saat biri olmuş. Bir. Nasıl? Ne işi var bunun burada? Ne işi var? Enişte bir kahve içiyorduk. Bir kahve içelim dedi. Gecenin bu saatinde kahve mi olur ya? Gündüzleri çuvala mı girdi? Neyse ben de kaçıyorum zaten. Hayırlı akşamlar tekrardan Fıkır Bey. Sana da sana. Hadi yürü yürü yürü. Geçelim. Allah. Ben de geçeyim bari. Kurban olayım. Nereden buldun bu kopta gel denilen herifi de içimize soktun? Herif öküzün teki ya. Ya enişte öküz möküz değil. Böyle dünyanın en kibar, en tatlı adamlarından bir tanesi. Beni çok mutlu ediyor.
İnan bana bu dünyada beni en çok mutlu eden tek insan o. Ben içimde kelebekler uçuşuyor. Kalbim öyle pıt pır, pıt pır, pıt pır atıyor enişte. Yapma Elmas. Görmüyor musun Allah aşkına ya? Ya tamam enişte bir takım rahat tavırları var ama bu onun doğallığından kaynaklanıyor. Üstelik çok zengin biliyor musun? 62 tane minibüsü var. Şuş! Ya sana zengin bir bacanak buldum. Öyle değil o, öyle değil o. O işler senin bildiğin gibi değil o işler. Öyle değil. Zengin olabilir. Ama ben hasetliyorum, hasetliyorum, hasetliyorum ondan. Benden uzak, Allah'a yakın. Tamam mı? Ha? Bana gösterme de ne dersen ye. Ay en sevmediğim şey. Eniştemle sevdiğim adam arasında kaldım. Ha şimdi eniştem muhtar peygamber demez. Orada da kapıda gel. Eniştem. Ay bilemedim. Aa, kapıda gel. Şeyi unutmuşsun da burada kalmış, onu almaya geldim. Ne unutmuşsun? Aklımı. Yalnız aklımla beraber telefon da burada kalmış, onu da alayım. Tamam, tamam. Enişten uyudu. Sen istersen bahçeye geç, bir kahve içelim. Ha? Tamam, olur. Tamam. Hadi. Vay, 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 vay. Ferit! Evet. Enişten kop da gel. Ay. Aa, teyzem sizden bahsetmişti. Merhaba, nasılsınız? Ya bu aşk olsun şimdi sizi bir bırak yani. Şu resmi evrakları bir kenara bırak artık ya. Oğlum ahraba sayılırız. Gel buraya öpeyim ben. Koş koş. Senin ne oluyor ya? Maşallah ne olacak? Enişten kop da gel de danışıyor. Ne olabilir ya? Seninki erkek doğru dedi. Erkek mi oldu? Anam erkek oluverdi. Baba, baba benimki erkek oluverdi. Baksana benimki erkek oluverdi. Blanket. 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 Allah! 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 Nereden girdi lan bu fikri rüyama? Ya minibüs olmayan memleket olur mu canım şimdi? Ne oluyor burada ya? Enişte sen niye kalktın yine? Bu adam gene mi burada? Bunun yüzünden uykum kaçtı. Adam her kalktığımda burada be. Ya. Fıkrı Bey, telefonum kaldı. Telefonumu almaya geldim. Orada Ferit'i gördüm. Sohbete dalmıştık yani. Tamam ben de kalkıyordum zaten. Neyse hadi iyi günler. Bak bir de iyi günler diyor. Fıkrı Bey birazdan gün... Fıkrı değil Fikri. Tamam Fıkrı işte Fıkrı Bey diyorum ben de. Birazdan gün doğacak. O yüzden diyorum iyi günler diye şey yaptırım yani. Hayatım ben seni geçireyim Enişte. Enişten zaten geçireceği kadar geçir. Seni de geçirme hadi. Olsun. Teodocuğum görüşürüz. Hadi. Allah Allah. Adamı kapıdan kovuyoruz. Başından içeri giriyor be. Tövbe lan. Ferit oğlum. Baktın mı hesaplara? Baktım baba. Ha. Batız. Olmaz öyle şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir bakışta hemen anlaşılmaz o. Hemen bakınca anlaşılır mı be? Yani baba ince ince bakmaya gerek yok. Durum ortada. Biz bu fabrikayı modernize falan edemeyiz. Ederiz. Edemeyiz. Ederiz diyorsam ederiz. Edemeyiz. Mümkün değil. Sen benden daha mı iyi bileceksin ha? Bir bildiğim var benim he. Yok babacığım estağfurullah. O zaman siz kendi bildiğiniz gibi yapın. Tabii.
Ben kendi bildiğimi yaparım ama ne gerek var? Seni boşuna mı okuttuk? Ya baba, ha? Sen beni bir dinle. Biz bu fabrika batmadan gel şu fabrikayı satalım. O arazi biraz para falan eder. Sonra o parayla da bir inşaat işine falan girelim. Yok canım, yok canım. Koskoca sabit pazar tekstili sabit inşaat haline dönüştüreceğiz ha. Öyle mi? Yok öyle şey. Olmaz öyle şey. Hayır. O şirket bizim mayamız. Kimselere yedirmem ben onu. Kimselere yedirmem. Ne yapacağız? Bu fabrikayı modernize edecek bizde para mı var? Var. Nerede? Dedenden kalma topraklar var köyde. Sahi mi ya? Sahi ya. Dedenle küsüz diye size bahsetmemiştim o topraklardan. Şimdi rahmetli olunca hemen şimdi satarım ben onu. Hiç olmazsa o para bir işe yarar. Yoksa onu da hazzedecekler. Evet, tamam. Hemen. Evet, evet. Ne toprağı ya? Günaydın kızcağızlarım, nasılsınız? Günaydın. Allah'ım maşallah. Aman da yarabbim, Allah korusun. Maşallah. Allah uzun ömür bereket versin sizlere. Bakın, bana bakın. Bugün benim iş yerimde işlem uzayabilir. İş yeri mi? He, darla. O moralinin oğlanın kesiklamış bugün. Meydanda düğün yapacaklar. Bay Erol'la beraber gidin. Yalnız gitme, tamam mı? Tamam. Tamam. İlk gün hava. Bir gelsene. Bir soruyu yapamadım. Çok büyük sorun yaşayıp durun. Tamam. Hemen gelip durun. Hadi yardım et kardeşim. Hadi. Hadi bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz baba. Ne oldu gene kız? Ne oldu? Baba bak, seninki sana mesaj gönderivermiş. Bak vallahi aklı başında birine benziyor bu ha. Otur da okuyuver şunu. Otur. Bak ben anlarım bu işlerden. Hadi hadi. Hadi abla. Haklısın. Anlıyorum, sen de benim gibi böyle şeylere yabancısın. Beni yanlış anlamanı istemem. Devam. Ben aslında bunu ilk defa deniyorum. Bunu bana yaptıran tek şey senin fotoğrafın. Etkilendiğimi itiraf etmek zorundayım. Adım Ferit. Amerika'da işletme okudum. Türkiye'ye yeni döndüm. Bir tekstil fabrikamız var. İşlerimiz çok yoğun ama ne kadar yoğun olursa olsun seninle buluşmak için istediğin gün... İstediğin saat işlerimi bırakıp yanına gelebilirim. Sadece bir kahve. Senin istediğin yerde. Lütfen. Ay, kaçırma kıza bu işte bunu. Bir umut ver adama hiç olmazsa. Hemen gestirip atma öyle hemen. Hem belki bir şekilde görüşme fırsatınız olur. Belki de bu senin kısmetin. Allah ayağına kadar gönderiverdi. Kısmetini mi depeceksin? Tamam da ben ne diyeceğim şimdi? Dur bakayım. Yaz. Belki bir gün. Ama bugün değil. Ben sana haber veririm. Oldu bu iş. Haber ver yazmış. Ay, aşık oluverdi bu sana. Baksana şeyin başında bekleyip duruyor kız abla. Aman beklesin, ne yapalım. Daha çok bekler. Kral efendim. Alo. Alo, iyi günler. Dün akşamki hesapla ilgili gelmiştim de ben. Arkadaşım bıraktık oraya zarfı, alın gidin. Kurtulamayacakmış sizden ya. Abicim hesapta eksiklik var. 250 bırakmışsın. 750 TL bırakman gerekiyor. Kaptan inecek var. Ya
Arkadaşım bak, ben onu öyle görmüşsün demek ki. Sen şey yapma, onu al git. Ben akşama zaten şeye geleceğim. Sonra geleceksin, tamam mı canım? Ya abicim, olur mu öyle şey ya? Lan. Kaptan! Kaptan, ne yapıyorsun sen ya? Oğlum kapattın mı? Adam ölüyor burada, adam sıkıştı, kapat! La Allah ya! Ya! Ya bir dakika, panik yapma ya, şey hava şeyi sıkıştı. Kaptan, nasıl panik yapma, sıkıştırıyorsun beni burada ya? Dur ya, dur, nefes alabiliyor musun? Sence dur. Alabiliyor muyum? Oğlum cevap verme lan, dur! Bastır ha, aç! Aç, aç, aç! Tamam. Oğlum hayatını kurtarır, bir de bana sık yapıyorsun ya. Şey yapmayın onu. Allah'ın sopası yok işte. Lan! Oğlum, açım nefes alamıyor. Şoför be! Bayılacağım ya! Hayırlı günler. Buyur ablacığım. Ben Kopta Gel Bey'e bakmıştım da. Konu neydi? Ben kız arkadaşıyım. Adım Elmas Eksi. Kendisine sürpriz yapacaktım da. Siz buyurun oturun şöyle masaya. Biz de size bir şeyler ikram edelim. Kopta Gel gelir birazdan serviste. Kopta Gel? Kopta Gel Bey diyecektiniz herhalde. Yani Kopta Gel Bey olsun. Ben bir Türk kahvesi alırım. Şöyle az şekerli olsun. Bir minnak şeker atarsanız yeterlidir. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Önce at arabasıyla çıktığım bu köye, şimdi bu arabayla geliyorsun. Nerede, nereye? Allah öylesi, hadi hayırlısı bakayım. Hadi hayırlısı mı ya? Benim o çocukla buluşmam Ferhat'la Şirin'in kavuşmasından daha zor. Kız baksana, Erol uzakta ama gözde hep bizde. Hep bir göz hapsinde tutulup dururuz yani. Aba kız, sen biraz yumuşamakla iyi ettin. Belki sen İstanbul'a gelin gidersin de bize de yol açarsın. He, ay ne hayalcisin be Nazgül. Ay ne eden? Yoksa ben kala kala bu düz beyin Erol'a kalacağım. Düzgün beyin en has adamı. Düz beyin Erol. Ay sus kız, duyacak. Ay. Ay öyle deme kız. Ne edem? Ne olur ne olmaz yani. Evde kalmaktan iyidir. Neyse neyse. Biz konumuza geri dönelim bence. Ne edip edem? İlk gün abamla şu çocuğu buluşturmanın bir yolunu bulan. He, son gün haklı. Bence bunun tek yolu ilk gün abamı İstanbul'a götmek bir şekilde. Ay yok artık, daha neler. Niye ya? Gülgün abam en doğrusu dedi. Bir plan yapacağız. Bir geceliğine de olsa seni İstanbul'a göndereceğiz. E o nasıl olacak? Ay ay, onu bilmiyorum işte. Abicim günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çok iyiyim ya. O kız cevap yazdı bana. Vallahi mi ya? Benden haber bekle dedi. He, sen o yüzden laptopun başında bekliyorsun. Vallahi bilmiyorum.
Garip bir şey oldu bana. Cevap verirse kesin buluşacağım onunla. Buldum. Babam hasta. İstanbul'da bir doktor varmış. Ona gitmesi lazım desek. O zaman babam da gelir. Babama İstanbul'da atlatmak kolay. İlk gün babam kaybolmuş gibi yapar. Sonra çocukla buluşur. Sonra babamı bulmuş gibi yaparız. Kız bence çok iyi fikir. He? Gülgün bunun nesi iyi fikir? Ben hastayım desem babamın yüreğine iner. Yapamam bunu babama. Ölen bu evde. Buyur amca. Siz kimsiniz kızım? Asıl sen kimsin ya? Ben kim miyim? He. Ben bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi biziz ya, sen ne diyorsun? Nereden sahibi oluyorsunuz ya, nereden? Burası benim babamdan kalma bir yer ya, bana ait. Aa, çekin bakayım. Gelemezsin hop. Ne demek gelemem ya, burası benim evim, benim evim. Burası saldırıyorum. Benim evim, benim evim burası. Ben de kurallaşıyoruz ya. Ya çekin. Emin. Ne yaptın sen? Seni soracağım ben. Oh. Bir adama getirip dururlar. Ulan yabancı da gelmiyor ben mi? Nuri abi, bak bakayım sen bunu tanıyor musun? Dur bakayım. Çekilin lan. Lan çekilin bir bakayım. Ah bu. Fikri, sen misin lan? Nereden çıktın bunca sene sonra? Hiç. Yeminimi bozdum geldim işte. Merhaba. Senin oğlan yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ne oldu ki? Allah! Ne oldu lan bu kadının bacaklarına? Gülüyor mu be? Ne yürümesi oğlum? Koştu, koştu. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Sana geldim. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım benim? Ay Fikri geri geldi. Büyük oğlan yaşayıp durur. Ben ne yapacağım? Ben kim anlatacağım? Derdimi sabır taşım benim. Beni anlayan, dinleyen sensin benim sabır taşım. Oh ben neden, ben neden? Otur beydi yerine. Bak eskisinden daha güzel oluverdi. Hadi bakayım. Salla bakayım kolunu. Heh. Buyur su içi ver Fikri Bey. Oh. İyi mi? İyi. Şimdi ben şunu mu anlamalıyım? Benim babadan kalma evde. Bizde zamanında ırgatlık yapan düzgün mü kalıyor şimdi? Biz kalıyoruz. Ya sen benim babama niye ırgat diyorsun bakayım ha? Senin baban zamanında bizde ırgatlıktı ondan diyorum. Bağırma kıza babalık. Yürü git. Fikri abi hemen dellenme ya. Fikri abi
Bir sakin ol. Bak 25 sene sonra kalkıp köye gelmişsin. Şimdi olanları ben sana kısaca özetleyivereyim. Sen babanla kavga edip köyden gidince, sonra Basra'da ölünce başka kimse de yok. Bu düzgün senin darlılara da, mallara da, evlere de düzgün konu ver. Gondik yaptı yani gondik. Aa, Yaşa daha ne deyip durun sen öyle? Ne gonması lan? Ben şahidin biliyorum ben. Bu Basra abi ölmeden önce son nefesinde düzgüne dedi ki bütün mallarım senin oluversin dedi. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dedi. Bu düzgün de tarlalarla malları o yüzden alıverdi. Düzgün ağa geliyor. Düzgün ağa de bu. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm. Ooo Fikri. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Bu ne lan? Bu çizmeler ne? Irgatlıktan sonra şimdi de ağa mı oldun? Bu köyün ağası benim ya. Düzgüne ne oluyor o? Hem toprağı olmayan adam nasıl ağa oluyor o? Bay Reşat, susar mısın lütfen? Ha Fikri, yıllar sonra çıkıp geliyorsun. Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Utanmadan bir de ayağına çağırıyorsun. Şimdi de bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sadece sen de duy istedim. Köydeki malları satılığa çıkardım. Yok devenin nalı. Olur mu lan öyle şey? Olur. Olur. Bunca yıl bedavadan oturdun. Senden ne icar ne de kira istiyorum. Sadece mallarımı satıyorum. O kadar. Yalnız rahmetli babacığızın Basra abi ölmeden evvel malları bana vesiyet etti. Hem sen baban cenazesine bile gelmedin ya. Şimdi yıllar sonra çıkıp gelip malların peşinde koşturuyorsun. Ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi ya. Beni babam kovdu. Beni babam kovdu. Ne ölüme ne dirime gel dedi. Ben de ondan gelmedim. İşte bak kendinle diyorsun işte. Babanla küsarır mısın yahu? Aa. Olmaz arkadaş, satamazsın o malları ya. Öldü deme. Tabi. Tabi abi. Ha işte buyur. Yani satarım. Kanunen miras olarak tapusu bende. Satarım ya da satmam. Eğer çok istiyorsan basar parayı alırsın. Lan. Al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Öyle de al. Eğer ilgilenen olursa beni bu numaradan arasınlar. Ay yok. Eğer köylüden almak istemeyen varsa işte o zaman bilemem. Ben de internete ilan veririm, ondan satarım. Artık kim alır bilemem. Hadi bana eyvallah. Yok Fikri abi dur, nereye gidiyorsun? Ateş almaya mı geldin? Seni bir yediriveren, içiriveren. Yok, ben yiyeceğimi odun olarak sırtıma yerim zaten. Hadi eyvallah. Şşş. Duruştur oğlum, duruşturma. Tamam be, istiyorum. Sen mi doğdun lan bunu? Öyle bahçeye giriverince girişi verdim ben de. İyi etmişsin. Eline sağlık, ellen gümüşlensin. Dikkat edersen bir daha dön. Yarattım ya, buna bak. Getir bir lokma bir şey getireyim de yiyelim. Sinirden şekerim yükseldi gene. Ya patronunuz gelmeyecek mi? Hay sürpriz yapacağım diye arayamıyorum da. Patronumuz mu? Evet, Kopta Gel Bey. Ne patronu yenge? Kopta Gel de bizim gibi şoför işte. Sana da öyle mi söyledi yoksa yenge? Vallahi seni keklemiş yenge Kopta Gel. Thank you.
Kurban olurum ya. Beni aldattın. Ne alaka? Elmas buraya gel. Elmas! Şey yaptım o kadar şey. İlk dönüşte sana aşık oldum. Deli gibi sana aşık olduğum için. Benim bir şoför parçası olduğumu öğrenip de beni bırakıp gitme diye. Senin için, aşkım için. Hadi söyle. Beni bunları öğrenip de sevebilecek misin ha? Çeksin maddiyatını lan, sen de beni bırakıp çekip gidecek misin? Hadi söyle. Beni burada böyle bırakıp gidecek misin Elmas? Konuşma öyle. Ben nasıl sevmem seni ha? Aşk parayla satın alınır mı hiç? Budala. Elmas. Kop da gel. Elmas. Kop da gelir. Bekliyorum hala. Makine başındayım. Ne haber? İyidir. Birer frappe içelim mi? Olur. O bu sefer ben ısmarlayacağım. Niye? Öyle. Önceden hep sen ısmarlıyordun. Hem çocuklar gelmeden biraz konuşmuş oluruz. Ne konuşacağız? Senden, benden, bizden. Babanın morali çok bozuluverdi ya. Nasıl bozulmayacak? Baksana adamınmış bizim sandığımız her şey. Adamda katı inadı var sanki. Dediğim dedik biri. Lafından vazgeçmez yani. Abagız, bak seninki sana mesaj gönderilmiş az evvel. Bak bekliyorum hala. Makine başındayım demiş. Bir de gülcük konduruvermiş ha. Ay, vallahi bak hala bekliyor adam. Öyle sağlam bir plan da yapamadık ki seni İstanbul'a gönderiverecek. Kızlar, babanın başına neler gelmiş. Belki evimiz... Tarlalarımız elimizden gidecek. Siz hala internet aşkı peşindesiniz. Bir kendinize geliverin lan artık. Ulan bu fikrinin gelişi hiç iyi olmadı. Tarla başkasını satarsa benim ağalık karizmam çizilecek. Onun mallığa benim mallığadan çok. Kız, ne yaptınız öyle? Badminton abi. İnternetten alıverdik. Ulan bütün parayı internette yiyip bitirdiniz. O ne de? Gözler düzeliyor o. Değil mi abi? Vallahi kıza bak. Ay! Dur be, heyecan yapma. Kayıyor o. Kayıyor o. Kaydı gene. Oy benim kara talim, kör talim. Of. Ben decik kahveye gideceğim. Bunun ahını bahını çekemeyeceksin şimdi. Ah be kocaman, ah be kocaman. Sevgili abla.
asla. Sizinle bir mevzu konuşacağım. Oturun bakalım. Oturun. Oturun. Ben düşündüm, taşındım. Bu evi, arazileri o Bay Fikri'den almaya karar verdim. Sahi mi baba? Sahi. Besbelli bu Bay Fikri bize rahat vermeyecek gari. Orası kesin. Bu evin bende çok hatırası var. Siz de bu evde doğdunuz. Burada büyüdünüz. Analarınız bu evde rahmetli oldu. Ben de bu evi alan da içim rahat etsin diyorum. Nasıl alacağım peki baba? Parayla. Tamam onu demiyor. Adam İstanbul'a gidiverdi ya. Peşinden geçeceğim. Ne zaman? Yarın. Yarın mı? İyi. Ama siz de bir günlük bensiz kalacaksınız. Neden gari? Merak etmeyin ama sizi Bay Erol'a emanet edeceğim. Tamam baba. Neyse. Ben bir kayfaya giden kaç işim var, onları hale yola koyayım. Hadi bakalım, görüşürüz. İyi ettim değil mi? İyi ettim baba. İyi ettim. Çok şükür. Evimizden, yurdumuzdan olacağız diye ödüm çütlüyordu. Siz onu bunu bırakın da ben buldum. Neyi buldun ki? Toplanın bak hep toplanın. Gelin gelin. Babam yarın İstanbul'a gidiverecek ya. He. İşte yarın babamı da babamdan gizli İstanbul'a göndereceğiz. Nasıl olacak o? Babamın kasasına gidecek, Ferit'le buluşacak, uçakla dönecek. Kız Erol ne olacak? Ay Erol'ü de biz burada uyuturuz herhalde. He. He. Tamam kız. Ay aklıma yattı. Hadi o zaman çocuğa mescidine. O zaman bir, iki, üç. Ley, ley, lümbü, lümbü, ley. Hadi. Yelken kulübüyle konuştum. Üyelik işlemlerin tamamlanmasa da bizimle yarışabileceksin. İşte bu. Sevinmene sevindim. Anlamadım. Anlamadıysan neye sevindin? Ya mesaj geldi de o yüzden. Ha. Şu kız mesaj attı herhalde. Bu kadar sevindiğine göre. Evet. Yarın buluşuyoruz. Bana bakın. Söyle sen neredeysen oraya gelirim diyor bu ya. Ben şimdi nereye diyeceğim İstanbul'da? Hiçbir yeri bilmiyorum ki. Sen yaz. Ben senin yanına geleceğim de. He. Sen yer tarif et, adresi gönder. Ben senin yanına geleceğim. Olur mu canım öyle? Öyle kabalık olur. Seni ayağıma mı getireceğim? Sen neresi dersen ben oraya gelirim. Hayda ne edeceğim ben böyle? Baba kız azıcık sert yap. Yoksa bu muhabbet böyle o uzağa gider. Doğru diyorsun bak. Bak konuyu uzatma. Bir adres ver. Oraya gelem. Gelem ne ya? Geleyim yani. Yoksa buluşmayı unut. Tamam tamam. Hemen benim Etiler'de hep gittiğim bir kafe var. Onun adresini vereceğim, oraya gel. Oldu bu iş. Allah. Asıl Ali ne satıyor? Babak satıyor. İyi sat bakalım. Ne satıyor? Babak. İyi de tadına bak. Alo. Ha, alo.
Bay Fikri nasılsın? İyi misin? Hayırlı akşamlar. Ben diyorum ki yarın İstanbul'a geleyim de şu bahçe tarla meselesini bir halledelim. Ha iyi. Sen mi alacaksın? Yani düşünüyorum. İyi tamam. Yarın öğlene İstanbul'a gel. Tamam. Nerede buluşacağız, nerede edeceğiz pazarlığı? Ben biliyorum, pek bilmen İstanbul'u da. Kalem kağıt var mı yanında, kalem kağıt? Kağıt kaleme ne gerek var canım? Allah bu aklı niye vermiş? Sen söyle bana, ben aklımda tutarım. Eve gidince kağıda dökerim onu. Güzel, dikkat et. Maşallah, maşallah. Ne gelmiş bu Fikri? Hangi dağda kurt ölmüş? Dur, indirme, dur. Tamam. Ya beşli! Ya neneciğim, dedik ya, bu adam malını mülkünü satacak, o yüzden köye gelmiş diye. Nene, sen niye bize inanmıyorsun be? Kapçık ağzı mıyız biz, he? Ya nenem ya, nenem ya. Biz eşek dururuz. Nene, hem bize güvenmiyorsun, hem kendini daşıtıyorsun. Hadi kendini daşıtıyorsun. Ya bizi niye dinlemiyorsun sen? Lan bir susun, lan bir susun! Bu köyün bir muhtarı var. Bir ağası var. Belki bir de onlardan dinleyeceğim. Doğruya nenem. İsmail'ler doğru diyorum. Fikri mallarını satıp gidiyormuş buralardan. Hiç mi gelmeyecek buralara artık? Diyorum ya. Mallarını satmış, ne diye gelivesin? Sen bu Fikri'yi görünce ne oluyor da böyle kaçıp durun? De bakayım bana. Şeytan görsün suratını. Babasına bu çiğliği yapan adamdan korkarım ben. Ondan kaçmıyorum. Hem bilir mi? Bu Fikri yapacaklarını anlatıvermiş şeytana da. Şeytan ne demiş? Yapma demiş. Günah demiş. Ya. Reşat Ağa. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki sen bu Fikri'nin mallarını alıversen. Bak başkaları alırsa köyümüze yabancılar geliverecek. Şimdi onun mallı almaya kalksan trilyon eder. Ben cebimden niye çıkartacaksın de trilyonu Fikri'nin cebine koyacaksın? Hem mal da bende çok, onun mallarıyla ilgilenmeyeceksin. Cümle sen iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seni de iyi akşamlar. Sen? İsmail'le, yarın benim yapılacak birkaç işim var. Onları sizinle konuşmayalım da bir halledin. Olur mu? Olur tabii. Tamam. Düzgün, yarın sen yoğun musun? Ha yoğun. İstanbul'a geçeceğim. Neye lan? Ya işte bu Bay Fikri'yle pazarlık etme. Onun diyorum, parayı basacaksın, malları alacaksın. Al lan! Al! Buralarla bütün bağları kesiniversin lan! Olur. Vallahi çok sevindim. Yabancılar gelmeyecekler köyümüze galiba. Neyse. Herkese iyi geceler olsun. İyi geceler bayılır. İyi geceler, iyi geceler. Aman dikkatli ol. Bay İsmail'le gelin bakayım oturun. Ha? Oturun şöyle. Gelmiş. Laz nerede? Gidiverdi o. Neyse zaten bu saatte anlatsam da anlamaz. En iyisi siz o kadar yarın anlatırsınız. Şimdi beni iyi dinle. Güzeldi mi? Güzelmedi. Bir daha bu bakayım. Şimdi güzeldi mi? Güzelmiyorum. Beni bir polis hazırlığı verin. Yarın sabah ezanıyla yola çıkacağım. Hayırdır abi, nereye? İstanbul'a. Niye? Yamak tezgü... Tövbe. Fikri'nin malları almaya gidiyorum. Tarlaları alıp tapuları arsaları üstüne getirirse... ...kendini iyice ağ zannedecek, benim karizma da çizilivercek. Abi, biz de gelir mi İstanbul'a? Nereye be? İstanbul'a işte. Ha evet, biz hiç İstanbul görmedik. Belki beni bir göz doktoruna götürürsün. Tövbe yarabbim, tövbe. Tamam lan. Hazırlarım bakayım.
Nereye gidiyorsun? Bilmem, nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyormuşsunuz ya. Niye bana söylemesin? Sana neye soracaksın lan? Öyle, bana soracağım. Yoksa ben sinirlenirim ha. Doğru diyeyim. İsmail'e sormak lazım. İsmail, biz İstanbul'a giden mi? Git tane, sen git. Ama Yaprak gidemez. O niye be? Öyle. Ben öyle isterim. Ali, Yaprak. Eyvah, Reşat. Tamam abi, gelip durun. Ne yaptınız kız orada? Geçsene içeri. Tamam abi, gelip durun. Gördün mü bak, İsmail beni seviyor. Evet. Nereden anladın? Bana izin verdi, seni vermedi. Evet. Ne oluyor lan öyle Ramazan topu gibi? Yani ev temelinden sallandı. Aman kocaman. Aman kocaman. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne bu surat lan? Ya hocam, ezan ecik şey gibi oldu. Ne gibi oldu lan? Hoca selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm. Makamını şaşırdığı gibi. Sabah ezanı sabah makamında olur. Ya orası öyle de ecik hızlı gibi oldu. Bir de ara sıra detone oluverdin gibi geldi beni. Bana geldi. Tövbe tövbe, işin gücün yok mu senin yani? Terziye dikişimi öğreti veriyorum. Hadi vakit kaçıyor. Aleyküm selam. Tövbe tövbe. Dikkat et abla. Babam geliyor. Ene gari. Kızcağızdan gece gece niye uyandınız, uykumuzu böldünüz ya? Ne gerek vardı? Seni geçiriveren dedik baba. Yanına al baba, yanına al. Lazım olur, ne olur ne olmaz. Doğru dedin. Doğru dedin. İlk gün babanız nerede? İlk gün babam çok yorgundu, kalkamadı. Neyse, ilk gün babanıza selam söylem. Öpecek mi? Hadi bakalım, öp. Hadi sen de. Ha? Öp bakalım. Önce Allah'a, sonra Bay Erol'a emanetsiniz. Tamam mı?
sakın bir şeyler yapmayın. Tamam baba. Bey, benim Reşat Saklıköy'den. Ha, bildim Reşat abi, bildim. Şimdi senin bu tarla tapan ziyan olmasın. Ben sana çok güzel sürpriz bir teklif sunmaya gelip durun yoldayım. Öğlen görüşü vereceğim mi gari? Yapma ya. Benim biriyle randevum vardı. Dur. Ha tamam, iptal ederim. Tamam. Nereye gelelim? Şirkete gel. Şirkete. Kartın üstünde adres var. Ya navigasyon var bende, navigasyon. O karı var ya o karı. Her yeri biliyorum be. Enişte, ya bir gün arkadaşlarla toplanıp senin minibüste minibüs parti yapacağım, olur mu? Ne demek, ne laf mı olur, yaparsın sen. Hem de bana bak, dur. Yeni ses sistemi var, bir de spot var, hem de yıkılır minibüs yani. Teyzem anlattı. Ooo, teyzem bu ne yakışıklık böyle? Abi, 10 metrözeden kokular duyuluyor. Ha? Bugün çok önemli bir randevum var da. Yeni sevgilisiyle buluşacak da. Tespih bölücüğüm, saklan. Enişte. Bu ne koku be? Sabah burnumun direği kırıldı. Ya evladım, yani acık. Az sürün şunu. Bak dinle, Ferit, şimdi ne oldu? Bu bizim tarlalara köyden bir müşteri buldum. Ha. Adama da bizim fabrikanın civarında, yani oralarda bir yerlerde bir restoranda randevu verdi. Ama bu arada ben ikinci bir müşteri daha buldum. Şimdi bu ikinci müşteri birinci müşteriye göre daha yağlı kafa. Anladın mı? Ben onunla fabrikada buluşacağım. Ve bütün arazi, mal, mül ne varsa ona kakalayacağım. Sen de bu arada ayıp olmasın diye birinci müşteriyle buluşup onu sallayacaksın. Tamam. Ya baba, olur mu öyle ya? Olur. Nereye olmasın? Ben onu biliyorum. O şimdi diyecek ki, al şu 3 kuruşu, taksite bağlayalım diyecek. Sana gitsin. Baba, bugün benim çok önemli bir işim var ama ya. Aa, ne işin var? Ne işin var senin? Bu işten başka daha önemli bir işin olamaz senin. Senin işin, bugünkü işin düzgünü sallamak olacak. Anladın mı? Hah, bak dur. Nerede o? Şurada neredeydi o? Bak. Buluşacağın restoranın adresi. Al bunu git. Zaten adamı görünce tanıyacaksın. Böyle kılığından, kıyafetinden köyden geldiği belli oluyor. Ama o adamı öyle bir salla ki zeytin gibi. Bir daha arayıp da kafayı karıştırmasın, tamam mı? Ben bu Reşat denilen adamda para bol. Anasıyla her şeyi ona satacağım. Tamam mı? Hadi, benim işim çok bugün. Hadi görüşürüz. Hadi, yolun açık olsun. Hayırlı işler işte. Görüşürüz baba. Hadi. Ya bu ne ya? Ben bugün kızla buluşacağım. Eğer gitmezsen bir daha hayatta görüşmez bu benimle. Hay Allah. O işi bana bırak. Neyi sana bırakayım? Adam sallama işi oğlum. O işi bana bırakın diyorum ben. O nasıl olacak enişte? Adres kağıdı bu mu? Oğlum adam sallamıyor ya. Lan ben günde 14 saat servis sallıyorum lan. Bir tane adam mı sallayamıyor? İş yetmez. O iş bende yani. Fıkrının der, büyük olayım benim der, işi hallederim ben de, rahat olun. Sen ciddi misin ya? Ne yetişeceksin sanki? Yürü. Çabura!
Hayırdır Bay Reşat, nereye gidiyorsunuz? Bacımı İstanbul'da doktoru götürmeyeceksin de gözlerini göstermeyeceksin. Allah Allah. Ulan masraf etmesen iyiymiş ama. Hadi gene de iyisin, Allah şifa versin hadi. Amin amin. Sene de sene de. Selametle. Allah Allah, buna bak ya. Yemin ediyorum tam yetersiz bakiyesin ha. Dur dur dur. Dur ha. Bana bak. Dayım ben İstanbul'un yabancısıyım da. Etilere gider mi bu? Oranın yahınından geçerse ben seni orada şey yaparım sen. Gel atla gel. Sağ ol başım. Dilan, bak oğlum git arkada telefonunu okşat. Bak. İşe yarayın biraz. Genç adamsınız ya. Telefonu okşa okşa. Gel daha gel. Kaldır mı sardın çocuğu ya? Gel gel. Madem sen yabancıymışsın, hoş gelmişsin. Şöyle hoş, İstanbul'a baka baka, deniz havası ala ala gidelim. Hadi bakalım. Sağ ol. Kaç para borcumuz? Aşk olsun. Ya sen bu seferlik benim nesin? Misafirsin sen. Hadi. Olur mu canım? Ya olur şey yapma. Ya ama bak. Bir dakika dur. Ama bak seni yapma. Ya olur arkadaş. Ya bir dakika. Ya elleme kaç para şey ya. Elleme lütfen beni kesme lütfen ya. Olur tamam. 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 Kiminin şeyi, parası, kiminin neydi? Duası. Tamam. Cansı, can. Tamam. Arabaya bir şey olur mu burada? Hararet yap. Olmaz, olmaz. Şey yapar, olur. Ayarlarsın. Olmaz. Ya, oğlum, geç lan! Gideceğim. O ne elsi ya? Ha, Etiler işte. Yahu Etiler bilmeyen taksici olur mu ya? Pardon ablacığım, ben yanlış anladım. Buyurun. Hoş bulduk. Sen internetten tanıştığın kızla buluşmayacak mıydın bugün? Evet, buluşacağım. Burada birazdan. İnternetten kız mı ayarlanır ya? Yani baba bu neyin kafası ya? İnternetten kız bulmalar falan. Yani nete kadar düştün. Neye benziyor bu? Gelir birazdan. Görürsünüz neye benzediğini. Neyse, siz konuşun. Ben bir lavaboya gidiyorum. Nerede kaldı senin şu kız? Bu kız mı yoksa? Yok artık.
resmen köylü kızı. Ambalaj yapmış kendine. Ne diyorsun sen be? Güzelim, seni az önce lavaboda gördüm. Köylü kıyafetlerin nerede? Garanti çantasındadır. Al işte. Sosyeteye girmiş köylü güzeli.